Bu videoda sığaçların nasıl çalıştığını açıklayan denklemlerden bahsedeceğiz ve bu denklemlerle ilgili birkaç örnek vereceğiz. Kondansatör ya da sığaç denklemini şöyle yazabiliriz: Yük yani Q eşittir kapasitans yani sığa çarpı sığaçtan geçen gerilim. Sığacımız işte burada, üzerinde artı veya eksi gerilim olduğunu düşünelim. Sığacı C ile gösterelim. Şuradaki denkleme bakarak C'nin sığaçta depo edilen yükün gerilimine oranına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Depo edilen yük derken şunu kastediyoruz. Eğer bu sığaçtan bir akım geçerse bu akım sığacın üstünde fazladan yük bırakabilir. Bunu artı işaretiyle göstereceğim. Sağacın diğer levhasında ise artı yüklere karşılık eksi yükler oluşacak. Buradaki fazla yüklere Q artı, aşağıdakilere de Q eksi diyelim ve bu ikisi aynı yük değerine sahip olacak. Sığaç bu durumdayken bu kadar yük depo ettiğini söyleyebiliriz. Bu rakamlardan birini isimlendireceğiz ve yük değerleri birbirine eşit fakat zıt işaretli olacaklar. İşte sığacın yük depolaması derken bunu kastediyoruz. Şimdi yapmak istediğim sığaç üzerinden gerilimi akımla ilişkilendiren bir ifade geliştirmek. Bir akım gerilim ya da IV ilişkisi kurmak istiyorum ohm kanununa benzer bir karşılık bulmaya çalışacağız. Akım gerilimine bağlayan nedir? Bunun cevabını arıyoruz. Bu denklemi bazı değişikliklere uğratarak sorunun cevabını bulmaya çalışacağım. Özellikle de bu sağaçtaki gerilim değerini değiştirince bu denklemde nelerin değiştiğini göreceğiz. Gerilimi değiştireceğimi söylediğimde bir dv dt durum oluşturmaktan bahsediyorum. Yani gerilimdeki değişim bölü zamandaki değişim. Bunu bu denklemde her iki tarafında türevini alarak yapabilirim. Bu taraftaki için yapmıştım. Bu tarafta ise elimizde dq dt var. Denklemde her iki tarafa da aynı işlemi yaptığımdan emin olmak için her iki tarafında türevini aldım. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. Burada ilginç bir durum var. Yükün değişiminin zamana değişimine oranı. Aslında burası akım oluyor. I harfi ile gösterelim. Yani tanım gereği dq bölü dt akıma eşit. Buna da i dediğimiz için i eşittir. C çarpı dv bölü dt oluyor. Bu önemli bir denklem. Sığaçtaki akım gerilim ilişkisini tanımlıyor. Bu denklemin bize söylediği şey akımın gerilimin değişimiyle orantılı olduğu. Bu arada c orantı sabiti. Dikkat edin. Akım gerilimin kendisiyle değil gerilimin değişimiyle orantılı. Şimdi ise I cinsinden V'yi verecek olan bir ifade bulmak istiyorum. Burada dV/dt cinsinden I var. Ama biz şimdi V'yi I cinsinden veren bir denklem bulmaya çalışalım. Bunu yapabilmek için önce buradaki türevden kurtulmalıyım. Denklemin hem bu tarafının hem de diğer tarafının integralini alarak işe başlayabilirim. Böylece denklemim eşit olur. Zaman cinsinden i'nin integrali eşittir zaman cinsinden c çarpı dv dt'nin integrali. Bu tarafa şöyle bir şey yaparım ve böylece dv'nin integralini elde etmiş olurum. Bu anti türev gibi davranan bir integral'e benziyor. Peki dv'nin türevinin fonksiyonu nedir? Sadece v'dir, öyle değil mi? Denklemin bu tarafını tekrar yazabilirim. Sabit c ifadeden kurtuluyor ve bu tarafa sadece v yazıyorum. Bu İ dt integraline eşit. Evet, sığacı akım gerilim denkleminin integral formu olarak düşünebileceğimiz formülü bulmaya çok yaklaştık. Şimdi bu integralin sınırlarını belirleyelim. Bu integralin sınırları eksi zaman eşittir, eksi sonsuzdan zaman eşittir t isimli bir başka zamana kadar. Mesela şu anki zaman gibi. Bu da sığa çarpı gerilime eşit. Şu c'yi bu tarafa alalım. Aslında v'yi diğer tarafa sol alsam daha iyi olacak. Şimdi yazabilirim. 1 bölü c. Bu denklemin normal görünüşü bu şekilde. idt eksi sonsuzdan t zamanına kadar. Büyük t şu anki zamanı gösteriyor. Aslında bu bize bir sağaçtaki gerilimin bütün ömrü boyunca akımın toplamı veya integrali ile bir ilişkisi olduğunu ifade ediyor. Bütün ömrü derken t'nin eksi sonsuza eşit olduğu ana kadar olan zaman diliminden bahsediyorum. Ama aslında bu çok da işimize yaramayacak. Onun yerine şöyle yapacağız. Bir zaman seçip ona bir isim vereceğiz. Zamanımız t eşittir 0 olsun. Ve sağaçtaki gerilimin v 0a eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi ise buradaki integralimizin sınırlarını eksi sonsuzdan t eşittir 0 zamanına değiştireceğiz. Sonra integrali 0'dan bizi ilgilendiren zamana kadar kullanacağız. Bu denklem şöyle görünecek. İntegralin sınırlarını değiştirelim. Şimdi integralimize yazmış olduk. Fakat t eşittir 0 anından önceki zamana da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de v0 ekleyeceğiz. v0 dediğimiz şey her neyse burası t eşit 0'daki başlangıç noktası oluyor ve integral bizi 0 zamanından şu anki zamana getiriyor. İşte bu sağaç denkleminin integral cinsinden yazılışı. Aslında şimdi küçük bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Bu büyük t fonksiyonu cinsinden akımın v'deki değeri buraya yazmak istediğimiz şey küçük t cinsinden v'nin değeri. Bu yalnızca biçimle alakalı. Denklemin bu şekilde görünmesini istiyorum. İntegraldeki sınırlarımız da sıfırdan küçük t'ye. Şimdi bu içerideki t için bir değişiklik yapmam lazım. Ona başka bir isim verebilirim. i tau diyorum. Bunu sahte bir değişken gibi düşünün. Çarpı d tau artı v sıfır. İşte sonunda elde ettiğimiz bu şey sağaç denkleminin integral cinsinden yazılışı şöyle olan başka bir denklemimiz de var. i eşittir c çarpı dv bölü dt. İşte sığaç denkleminin iki farklı biçimi. Daha sonra sığaç devresinin nasıl işlediğini daha iyi anlayabilmek için bir örnek çözeceğiz.